çocuk odasındaydık kızımla. Evin sallandığını fark etti. Kalktı. Kızım çok korkuyor. Ben de bana sarıl dedi. O ona sarıldım. Annem geldi. Sonra dolaplar devrildi. Annem dolapları tutayım üzerinize düşmesin dedi. Gel dedim yanımızda dur. Sonra dolapları bıraktı yanımıza geldi. Zaten eliyle sarıldı. Tavan çöktü. Sonra yüzümden bir avuç toprak aldı. Kenara koydu. Kızım altımda kaldı. Öldü sarılınca. Çağırdım hiç kimse duymadı. Sonra ambulans sesi çıkarttım hani belki duyulur diye. Bir iki defa üstümden geçtiler buradan ses geliyor diyerek. Ardından gelip kurtardılar. Kafa tarafımdan beni açtılar. Sonra oradan giremeyeceklerini fark ettiler. Ayaklarımda hiçbir şey yoktu. Ayağımın o taraftan delik açıp oradan girdiler. Öyle önce kızımı kurtardılar. Zaten rahmetli oldu yavrum. Sonra beni çıkarttılar. En son annemi çıkartmışlar zaten. Sol omuzumla kolum kırık. Ameliyat oldum. Hani duruma göre gözlemliyorlar şu anda. Ameliyatım yani başarılı geçti ama ne olur bilmiyorum. Yani çok kötü bir durum. Hiçbir şey yapamıyorsun. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Ses duyuyorsun. Yatakta yatarken gürültü hissettim ve hemen dışarı koşmak için kendimi dışarı atayım dedim. Kapıyı elimi uzattım. Bu arada yukarıdan dökülmeler oldu. Bu ayağımın üzerine şeyler düştü. Parça büyük parçalar düştü. Ayağım kaldı. Kapıyı da açamadım. Kapının önü de yığıldı. Efendim o arada ben sürekli telaş içerisinde onu çıkartmaya çalışıyorum. Fakat durmadan da dökülüyor. Efendim işte şeyi yaşadık içeride çıkamadan. Arçılar başladı derken arkadan. Arçıların geldiğinde sadece şunu yaptım. Elimi başımın üzerine koydum. Siz ilk depremde enkaz altında mı kaldınız? Evet ilk depremde kaldım. Hı hı. Şu kardeşimi gördüğünüz kardeşim ve amcamın çocuklarıyla birlikte gelerek ses çağırdılar. İçerideyim kurtarın ben dedim. Kapıyı açmak isterler açamazsınız dedim. Kapının arkası yığılıydı. O arada kapıyı kırdılar ve içeri girdiler. Ben dört kişi kucakladılar. Dışarı çıkarttılar. Deprem olduktan sonra biz vardık yanına. Ayağım bu sol ayak kısmını kapatmış. Bu dize kadar zaten düşüyor. Bu da çıkamıyor kendisi. Kapıyı kırdık. Kapıyı kırdıktan sonra o pirketleri falan ayakladık. Beş kişi vardı. Amcaoğulları falan da geldi. Aldık, kucakladık. Dışarı çıkardık. Oradan da amcaoğlunun evine ilettik. Ambulans çağırdık. Hastaneye götürdük. Merak edip gittik. Şimdi abim yalnız. Kimse yok yanda. Dedik acaba bir şey var mı? Bir şey yapalım. Evi o halde gördüğünüzde neler hissettiniz? Evi o halde gördüğümüzde artık bunun içine tıkılmaz dedik yani. Bundan ne kendini sağ olarak çıkarabilirsek en büyük sevinç, mutluluk bize. Kendini de çok şükür iki kırıkla atlattı. Uyudum. Birden solununca herkes kalktı. Biz kapıdan çıkacağımız zaman düştük. Tunca abim ve Nihat abim çocuk odasındaydı. Sizi çıkaracağız. Yarısını çıkardılar. Öbürlerine gittiler. Ondan sonra halam Gül geldi dedi. Afat'ı çağırdılar. Afat geldi. Bizi kurtardı. Ondan sonra da çıktık. Sizi kurtaracağız merak etmeyin. Şu anda yanınızda birileri var mı dediler. Biz de dedik ki var ama bayıldı babam dedik.